Zendane, es alleen Zendane. Açısından, siyaset açısından, ekonomik açıdan, turizm açısından bu kadar güzel bir platformda, bu kadar güzel bir organizasyonu gerçekleştirmek evet çok kolay ama aslında çok da kolay değil. Ama bu arkadaşlarımız olmasaydı imkansız olacaktı. O yüzden ben sizlerden kendimiz ve Bodrum adına çok büyük bir alkış rica ediyorum. Bu organizasyonun bu kadar güzel gerçekleştirmemiz olacak. Onları takdim etmek istiyorum. Eşim Ayşegül Sezgin ve kızım Gülce Sezgin'i sahneye davet etmek istiyorum. Değerli konuklarımıza teşekkür plaketlerini sunmak için. Doğan Hanım'ın plaketi bende. Ben değerli konuklarımıza şöyle göstermek istiyorum. Bir Bodrum tasarımı, bir Bodrum hatırası şeklinde olan bu plaketimizin üzerinde Türk Filmleri Haftası, Bodrum kalemiz ve plaketimiz. Bizi etkinliğimizi sembolize eden bütün sembolleri bir araya getirerek oluşturduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradayız. Hoş geldiniz. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Kenara konamayacak kadar kıymetli bir fotoğraf. Bence şu an yani duygularımın hissiyle biraz fazla duygusal konuşuyor olabilirim ama eminim çoğunuz katılacaksınız. Bodrum çok önemli anlarından bir tanesini yaşıyor. Ben Bulut abimden başlamak üzere mikrofonu kendine uzatarak Türk sineması ve bizler ve biz Bodrum'da Türk sinemasının bağlantısı üzerine aklına gelen herhangi iki cümleyle duygularını ve düşüncelerini almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tüm dostları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bize bu güzel günü yaşatan değerli kardeşimiz Cenk Bey'e ve emeği geçen tüm dostlara sevgiyle, saygıyla, selamla, muhabbetle gözlerinden öpüyorum. Bize güzel bir gün yaşatıyorlar, güzel bir gece yaşatıyorlar. Emek ödüllerini bizlere layık gördüler. Ayrıca bizim için bu çok değerli. Tekrar teşekkür ediyorum sevgiyle, saygıyla. Filmlerimizin çok güzel rollere sahip, unutulmaz rolleri bizlerle, sahneleri bizlerle paylaşan karakter oyuncumuz Mahmut Hekimoğlu abimizden de
Bir iki cümle duyabilirsek çok memnun olacağız. İşte o çok zor ya. Şimdi ben esasında çok gevezeyim, çok konuşurum ama böyle durumlarda fazla konuşamıyorum. Deminden beri düşünüyorum ne desem acaba. Bu ödül törenlerinde böyle çok zordur, duygusal anlar oluyor. Şimdi yabancılar hep böyle der ya, anneme teşekkür ederim, babama teşekkür ederim. Ben şimdi düşündüm, önce anneme mi teşekkür edeyim, babama mı? Sonra her ikisine de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle bir güzel günü yaşattığınız için bize teşekkür ediyorum, size de. Çok önemli sinema günleri, sinema festivalleri. Ne kadar çoğalırsa bizler için o kadar önemli. Her emeğe geçen herkese candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel. Bu çok değerli yıldızların hiçbir zaman sönmeyecek, her gün parlamaya, gönlümüzde, kalbimizde devam edecek bu yıldızların bugün burada bizimle bulunmasının çok özel bir anlamı daha var. Biz biliyorsunuz Bodrum Türk Filmleri Haftası'nı bir takım filmleri seyirciyle buluşturmak için yapmıyoruz. Seyircimizi seyredemediği filmleri ya da buluşamadığı, göremediği insanlarla bir araya getirmek için de yapmıyoruz. Zaten Bodrum bir plato gibi. Yaz boyunca çok fazla ünlü sanatçımızla burada ağırlama şansına kavuşuyoruz. Biz bu etkinliği yapma sebebimiz Türkiye'de Türk sinemasının pek çok önemli eserinin yeteri kadar sahne, seyirci ve sahne perde bulamayışına çözüm üretmek adına gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu değerli isimler bugün burada bizimle beraber olmakla bugüne kadar Türk sinemasına verdikleri emek gibi şu anda da emek sarf ediyorlar, şu anda da hizmet ediyorlar. Türk sinemasına katkı koyuyorlar. O yüzden bizler için ve sizler için sizlerin burada olmanız çok çok önemli. Türk sineması adına çok çok önemli. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve mikrofonu gecenin yıldızı diyeceğim, gecenin çiçeği diyeceğim. Selda ablamızı uzatmak istiyorum. Tutarım, niye böyle çiçeklerle çıktım? Önce onu söyleyeyim. Bütün o biraz evvel başarılarını kutladığımız bütün genç arkadaşlarım aldıkları çiçeği bana getirip verdiler. Ben de şimdi onları kucaklamış gibi hissediyorum kendimi. Onun için çiçekleri bırakmadan karşınıza çıktım. Çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Başarılarıyla, bütün genç arkadaşlarımızın başarısıyla övünüyorum. Ve biliyorum ki bir gün onlar ve biz hep birlikte çok özel şeyler yapacağız. Ölmeden inşallah. İkincisi, çok teşekkür ediyorum sevgili Cenk, sana ve ailene. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kentte çok özel bir festival yaşıyoruz. Bu her şeyden farklı. Bu tamamen destek amaçlı bir festival. O güzel sinemalarında bu güzel filmleri oynatarak gençlerimize destek oluyorsun. Bizlere de onur ödülü vererek unutmadığını ifade ediyorsun. Zaten istesen de unutamazsın çünkü baban da bir sanatçıydı. Biz de onu sevgiyle ve saygıyla yad ediyoruz. Nurlar içinde yatsın. Bu festivale emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vosvoslar harikaydı. Hele bir ne güzel bir şey öyle arkaya oturduk bulutlar ikimiz. Allah ne hoştu değil mi bulut? Harikaydı. Çok güzel bir konvoydu. Fakat dikkat ediyorum. Alkış geldi yerinden. Harikasınız. Fakat her şey ne kadar incecik düşünülmüş. O etrafta bizi seyreden yahut da alkışlayan kişilere vereceğimiz şekerler bile özel film karelerine sarılmış. Bu kadar güzeldi. Çok ince bir şey. Teşekkür ediyorum. Evet, artık 50 sene olunca her türlü emek ödülünü ve onur ödülünü almaya hak kazandığımı zannediyorum. Daima kendime sinemama, yaptığım işe yani ve sinema seyircime hep saygılı oldum. Ölene kadar da bu böyle sürecek. Dolayısıyla hak ettiğimi zannediyorum. Aldığım her ödülü hak ettiğimi zannediyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet, şimdi öyle bir yakışıklı aldı ki mikrofonu. Nuri abimin etkinliğimize katılma konusundaki davetimizi kırmayıp bizi olumlu cevabıyla onurlandığı an aklımızda bir ampul parladı. Dedik mutlaka Mahmut Başkanım'la biz oturalım, şöyle de bir sloganla Nuri abimizle birlikte bu Bodrum gazozuna bir hikaye yazalım. Nuri abi oturuyor bütün karizması ve cönlüğüyle kamera karşısında ama çok kederli, üzgün. Bir pişmanlığı var içinde. Önünde böyle kamera genişliyor. Derken mandalina gazozu görüntüye giriyor. Nuri abi mandalina gazozuna bakıyor hesap sorar gibi. Be kardeşim dün sen neredeydin? Bu kadar ilaç parasına yazık oldu. Seni gören bayılıyor zaten diyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim öncelikle Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gecede bizleri sizlerle buluşturduğu için. Tüm Bodrum halkına buralara kadar geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii aranızda yabancı misafirlerimiz de var gördüğüm kadarıyla. Onlara da hepsine hoş geldin diyorum. Türk sinemasının bu haftasında bir hafta boyunca bizi ağırladılar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen her şeyi yaptı. Burada tabii ki belediye başkanımız da olsaydı bizi daha çok onurlandıracaktı. Ama herhalde işlerinden dolayı gelemedi. Seneye Türk sinemasının 100. yılı. İnşallah 100. yılında daha görkemli, daha şöleni büyük olan, daha çok ses getirecek Türkiye çapında 4. bir festival dilekleriyle size saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben şans eseri buraya kaçmadım aslında. Özellikle buraya kaçtım. Çünkü o ışıltının, o pırıltının yanında kaybolacağımı bildiğim için bir şansım olsun diye uzak durdum Salih abimden. Bu yakışıklılıkla hakikaten kadın erkek herkesin gönlünü titreten, erkeklerin ah keşke ben de böyle olabilseydim dediği bir karakter şu anda sahnede. Sizinle aynı sahneyi paylaştığım için büyük mutluluk duyuyorum. Ve sizin duygu ve düşüncelerinizi almak üzere. Sağ ol, çok teşekkür ederim Cenk. Gerçekten hiç beklemediğim bir ödüldü bu. Ama çok mutlu oldum. Neden derseniz Bodrum'u sadece içki içilen, balık yenen ve kotralarda dolaşılan, sadece sosyalistlerin bir yeri olarak niteleyenlere karşı söyleyeceğim bir iki kelime var. Bu üstünde yaşadığımız 250 kilometre karelik toprak parçasının üstünde birbirinden üstün 8 tane medeniyet geçti. Bütün Karya olarak niteleyeceğimiz bu Muğla ve Aydın'ın ve Denizli'nin bir kısmını toplayan bölge de medeniyetin beşiğidir. Dolaylı olarak burası bir kültür merkezidir. Anadolu'nun burada yaşayan %65 nüfusun her biri Anadolu'muzun, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelmiş insanlarla renklendirilmiştir. Burada din ya dinsizlik veyahut da renk veyahut da ırk, hiç lehçe, hiçbiri önemli değildir. Bodrum'un kendine has bir sevgisi vardır. Bu bir hoşgörüdür, bu bir sevgidir, bu bir sağlıktır, bu bir anlaşmadır. Bodrum'un özelliği, spekülasyon yapılmasın Bodrum için, Bodrum bir kültür merkezidir. Kültürün beşiğidir ve dünyanın 7 harikasından biri buradadır. Dolaylı olarak ben bu ödülü almaktan çok büyük onur duyuyorum. Hiç beklemediğim bir ödüldü. Cenk kardeşime ve bu destekleyen bütün herkese çok sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hepinize kalın sağlıcakla nice güzel yıllara diyorum. Sağ olun. Sizleri bu
kent olarak o kadar güzel ki. Burada da bir Türk sineması ile ilgili hafta yapılmış olması bizler adına çok sevindirici. Aslında yeni olan bir sürü filme destek amacı gidiyor. Herhalde siz de bazı filmleri seyrettiniz. Çok özel filmler var. Ben onların bazılarını daha önce seyretmiştim. Bu arada ilk defa onur ödülleri, emek ödülleri veriliyor. Aslında çok büyük acı duyduğumuz bir gün. Gerek Tuncer Kurtis'in kaybı, gerek Turgut Özakman'ın kaybı, duayenlerimizin, bizden büyüklerin kaybı tabii ki bizi üzüntüde bırakmıştır ama bugün görüyorum ki bu camianın içinde olmak hakikaten çok özel. Sanatçı olmak, oyuncu olmak gerçekten çok özel. Genç arkadaşlarla kaynaşabiliyoruz. Gidenleri anabiliyoruz. Hani vefa yok derler ama galiba vefamız çok. Onu bir hissediyoruz bir yerlerde. Tabii ki daha üçüncüsü yapılıyor. Her geçen sene biraz daha gelişecek. Çünkü o öylesine canla başla olaylar yapılıyor ki. Gördüğünüz araba bir de vosvoslarla geldik ki süper bir şeydi. Hele bizim oturduğumuz bulutla oturduğumuz vosvos bir harikaydı. O verilen şekerler bile çok ince bir düşüncenin eseriydi. Film karelerinden yapılmış, ortasına biraz şeker konmuş. O bile çok özeldi, çok güzeldi. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Yine çok mutluyum bu mesleği seçtiğim için. Çok faydası olacağına da inanıyorum. Ve Bodrum'un da bu işe el atmış olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir kent. Bütün insanların sevgisini, alakasını çeken bir yer. Nereden geldi bu su bana? Üstel mi damladı? Yağmur mu yağıyor yoksa? Ben teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. İçki içilen, balık yenen ve de kotravarla dolaşılan veyahut da yalnız sosyalistlerin bir beldesi değil. Bu belde Türkiye'nin %65'inin değişik ülkelerden gelerek, değişik şehirlerimizden gelerek birleştiği, sevgi, saygı ve birbirleriyle hoşgörüyle yaşadığı gerçekten medeniyetin beşiği diyebileceğimiz bir yer. Burası kültür kentidir. Yanlış bir spekülasyon yapılmasın Bodrum için. Gerçekten inanılmaz bir tarihi var ve ben çok mutluyum şahsen. Bu kadar önemli bir bölgeden hiç beklemediğim bir ödülü almak beni çok mutlu etti. İnşallah bunun devamı gelir. Dediğim gibi bu kent kültür merkezidir. Sadece Kotra ile gezilmez burada. Burada kültür de var. Hem de büyük bir kültürü var bu ülkenin, bu bölgenin. Evet. Evet, bu sene üçüncüsü olan Türk Filmleri Haftası gerçekten Bodrum açısından çok güzel bir şölen havasında geçiyor. Kendilerini kutluyorum bu şöleni yapan Cenk Bey'i. İnşallah dördüncüsünde bizim de Türk sinemasının 100. yılı oluyor. 100. yılında dilerim ki burada Bodrum'da yıllarca bir sürü filmler çekildi. Bu filmlerin 100. yılda hepsinin burada oynaması ve daha büyük diğer sanatçı dostlarımızın, abilerimizin, büyüklerimizin ve genç nesil arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte iç içe olmamız dileğini diliyorum. İnşallah güzel bir şölen havasında olacaktır. Gerçekten Bodrum çok sıcak, çok güzel bir ülke. Seveceğim bir memleket. İnşallah seneye 100. yılda daha güzel olacak diyorum. Ben teşekkür ederim. Thank you.
kaç ile veya ilçeye nasip olur böylesine bir rengi, böylesine bir güzelliği, böylesine bir etkinliğe dahil edebilmek. Bodrum Bosfos Kulübü Derneği, Bodrum Bosfos Derneği'ni aramızda oldukları için tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanı Sayın Didem Pekdemir'e de teşekkürlerimi ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizin sayenizde çok daha renkli geçiyor günlerimiz. Gelecek yıllarda tekrar görüşmek üzere inşallah.